Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, geçen hafta bir giriş yapmıştık. Birinci dersten. Hâzâ beytun, işte böyle bu cümleler. Şimdi buradan devam edelim. Mehada, soru ve cevap şey. Bunu da yapmıştık galiba. Tamam. Şuradan devam edeceğiz. Alıştırmalardan devam edeceğiz. Şimdi bunu bir diyalog halinde yaparsak daha uygun olur gibime geliyor. Yani bir kişi sorup diğer bir kişi cevaplayabilecek şekilde. Var mı gönüllü olarak? Evet. Sorayım mı hocam? Tek başıma mı yapayım? Yani şayet kimse gönüllü olarak katılmak istemezse şu anda aslında bir kişi sorsun. Ben yardımcı olabilirim hocam. Tamam. Bir kişi sorsun. Diğer bir arkadaş hocamız cevaplasın. Bakalım becerebilecek miyiz? Mehaze değil mi hocam o zaman? Evet, mehaze. Evet. Haze miftahun. Güzel, maşallah. Devam. Mehaze. Haze kitabun. Mehaze. Haze kalemun. Mehaze. Haza bab. Bab. Anne bab. Ma haza? Haza baytun. Ma haza? Haza kursiyun. Kursiyun, evet. Evet. Bir başkası var mı denemek isteyen? Aslında birisi sorsa cevap verse, cevap veren sorsa öbürü cevap verse de olabilir belki. Şimdi olur da şimdi biraz başlangıçta olunca fazla böyle katılma, yani nasıl diyeyim, yani yanlış bir şey de söylemek istiyorum. Hani insan yavaş yavaş açıldığı için ilk başlarda böyle olabiliyor. Var mı başka? Ben okuyabilirim. Ben de. Tamam, tamam. Sorayım, soruyu ben sorayım. Mehaze. Kim cevaplasın? Yani birbirinizi de muhatap alabilirsiniz. Hani tanışıyorsanız veya arkadaşlığınız varsa. Ben şimdi tanımıyorum kimseyi. Hani dersin ki falanca arkadaş mehaze. O da cevap verir. O daha güzel. Ben cevap vereyim. Sormam. Cevap veren yok. Miftahun değil miydi? Anahtar değil evet, miydi? Evet. Miftahun. Evet. Me heze. Heze kitabun. Evet. Me heze. Heze kalamun. Me heze. Heze babun. Güzel. Babun. Kapı. Evet. Me heze. Heze beytun. Mehaze, haze, kursiyun. Evet. İyi yani. Beklediğimden daha iyi. Herhalde bir çalışma olmuş böyle bir güzel takılmadan. Harflerin mahreçleri de iyi. Evet. Başka? Gönüllü.
Bir dahakinde de soru şekilleri var. Yani burada görüyorsunuz. Nerede benim kalemim? Komenti yarım değil. Beytun. Şimdi burada buna geçmeden buradan şu şeyi tekrar etmek isteyen olursa. Nerede bu yukarıda çıkmıyor ya? Ha, şu sayfayı burayı diyorum. Tekrar var mı okumak isteyen? Yani anladık diyorsanız öbür sayfaya geçebiliriz. Sorun yok. Tamam. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi bu normalde cümle herde beytundu. Soru cümlesi bu. Şimdi bunun evvelinde yani başında bir hemze var görüyorsunuz. Şimdi elif var, hemze var. İkisinin arasında bir fark var. Elif, mesela med elifi var. Veya hemze hemze katı var. Hemzeyi şey var, yani bitiştirme hemzesi var. Yani okunmuyor. Bu elif, bu hemzeyi taşıyıcısı oluyor. Bakın yukarıdaki hemze bu. Altındaki elif hemzeyi taşıyor. Onun için hemze çoğu zaman taşınır. Mesela hemze ötürü olduğu zaman altında bir vav olur. Onun ötürü olduğunu anlaşılması için. Buralarda olunca ben gösteririm size. Veya hemze esri olduğu zaman onun altında bir şey olur. Böyle Y harfi olur. Ama böyle şöyle bir yay gibi. Ama noktasız Y denir ona. O sadece hemzeyi taşıyor. Başka bir fonksiyonu yok. Noktasız Y yani. Noktalı Y var bir de noktasız Y var. Fark etmişsinizdir belki. Elif cüzlerinde var o. Evet. Şimdi bu ben bir kere okuyayım ondan sonra soruyor şimdi. Hada beytun. Bunu normal bir tonda söylüyoruz. Hani bu bir evdir. Ama soru sorarken ne yapıyoruz? Tonu biraz değiştiriyoruz değil mi? Ne diyoruz? Hada beytun. Yani bu bir ev midir? Ondan sonra orada bir şey var, mescit var veya cami var. Muhatap ne diyor? La, hâde mescidun. Burada da aynı şekilde. Hâde müftahun, bu bir kalem mi? Bu bir anahtar mıdır? La, hâde kalemun. Hayır, bu bir kalemdir. Böyle aynı, bu şekilde devam ediyor. Gömlek, yıldız. Şunu da bir sileyim ben. Pardon. Burada bir şöyle kontrol çubuğu var yukarıda da hani mouse ne yapıyor dersiniz belki. O kontrol çubuğunda kalem var, silgi var. Şimdi oldu. Tamam. Bir var mı denemek isteyen şöyle medeni cesareti olan? Deneyebilirim hocam. Buyurun. Deneyebilirim. Tabii tabii. Bir arkadaşla beraber biri sorsun. Tamam. Diğeri cevap versin. Evet. Sorayım sadece hocam o zaman. Tamam. Ehaza beytun? La. Haza mescidun. Güzel. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. أهذا قميص؟ نعم، هذا قميص. أهذا نجم؟ نعم، هذا نجم. Var mı denemek isteyen?
Bu arada ben de memleketteyim şu an. Hani bağlantı sorun olursa şey yapmayın. Ciddiye almayın. Ama buranın bağlantısı sanki daha iyi Almanya'dan. Listeye göre sorayım mı? Burada isim listesine göre. Olabilir hocam, buyurun. Evet. Şimdi geçen hafta kim vardı? Ha. Fatıma Zehra var burada listede. Bugün pek duyamadım galiba kendisini. Selamünaleyküm hocam. Buyurun. Aleykümselam ve rahmetullah. Ne sorayım, ne söyleyeyim hocam? Yani soru kısmını okursanız. Olur. Başka bir arkadaş da cevabını versin. Veya gönüllü yoksa hani ikisini de okuyabilirsiniz. Var mı cevap verecek? Bundan bugün kurtuluşu yok. 1,5 saat bunu yapacağız. Alıştırma. Başka konulara girmeden. Evet. Buyurun. Heze Beytun. Kim cevap veriyor? Ben verebilirim. Evet. Tamam. La heze mescidun. Güzel. Heze miftahun. La heze kalem. Heze kamisun. Naam, heze kamisun. Heze necmun. Naam, heze necmun. Güzel. Maşallah diyeyim de şimdi şey olmasın. İyi yani, beklediğimden de çok daha iyi. Buraya geçelim mi? Ne diyorsunuz? Var mı başka gönüllü okumak isteyen, sormak isteyen? Evet. Galiba. Yok galiba. Ama tabii önemli olan şimdiye kadar okuyan hocalarımız iyi okudu. Yani harfleri iyi çıkardı. Diğer hocalar da, dinleyenler de ona göre kendi okuma şeklini, söyleme şeklini ayarlayabilir. Zaten ilimde duyarak daha çok öğrenilir. Hani derler ya, İşte ben şunları okudum, kendimi yetiştirdim. Öyle bir şey yok. Yani mutlaka bir ehlinden ilmi dinlemek gerekiyor, duymak gerekiyor. İnsan kendi kendini yetiştiremez. Mutlaka. Çünkü şeyde de, hadis-i şerifte de ilmi ehlinden alın buyuruyor Resulullah Efendimiz. Onun için dinlemek de çok önemli. Ve hatta dinleyerek takip etmek çok daha önemli. Hani de mukabele, mukabele o demek. Yani mukabele karşılıklı anlamına geliyor. Evet. Şimdi fazla konuyu dağıtmayayım ben. Şimdi üçüncü temrin, temrin alıştırmak anlamında. Burada temrin yazıyor. Şu kalemi açayım tekrar. Temrin. Evet, bu herhalde üçüncü alıştırma anlamına geliyor. Üç yazmış. Şimdi alıştırma da diyor ki İkra ve kütüb. Oku ve yaz. Yani bu hem okumalı hem yazmalı bir alıştırma. Ama tabii yazma kısmını size bırakıyoruz. Yani yazarsanız tabii elinizle alıştır. O daha çok güzel bir şey. Bir insan Arapça tabii ki yazmak ister. Bu yazma kısmını da geçelim de. Şuraya gel. Şu, yani bu üç satırı geçip. Çünkü oku yaz diyor burada. Bunu kontrol edemeyiz.
Men heze. Ferirun neydi acaba? Özür dilerim, kafama takıldı. Hangisi? Okuyunca. İkincisi hemen. Şu mu? Serirun, evet. Şey işte, bet yani, yatak. Tamam, alacağım. Tamam. Evet. Şimdi komentiyor. Şimdi sileyim ben. Tamam. Şimdi şuradan devam edelim. Bunu da karşılıklı yapabilirsek güzel olur. Ama tek kişi de okuyabilir. Kim okumak ister? Ben deneyeyim. Tamam. Evet. Şimdi bir saniye, ben ismi göremedim. Ha tamam, şimdi gördüm. Buyurun hocam. Men haza değil mi? Men haza olacak. Men haza, evet, bu soru şeklinde böyle. Evet. Hani vurgulamayı da böyle yapabilirsek şayet, hani illa mecbur değil de. Men haza, haza tayyib, tayyibun. Men haza. Dur bir saniye. Evet. Şimdi bu doktor, yani şimdiki tabirle doktor. Eskiden ne derlerdi doktora? Tabip, tayyip. Tabibun, tayyip, tabip o. Tayyibun. Herde tabibun, tabip. Tabibun. Bu bir tıp doktoru, yani tabip tıp doktoru anlamında. Evet. Tıp Arapçadan gelme. Bu bir tıp doktorudur, yani tabiptir, evet. Men heze, heze veledun. Güzel. Helalde veladın, evet. Bir çocuktur. Men heze. Heze talibun. Öğrenci. Talibun. Öğrenci. Evet. Bu bir öğrenci. Ha. Biraz görünüşüne bakılırsın yaşlı gibi duruyor ama demek evet. ki sonradan karar vermiş okumaya. Olabilir. Eheze. Bu biz şimdi soru. Evet. Eheze veledun. Le. Evet. Heze. Raculun. Raculun adam demek yani. Hani. Şimdi hani böyle bazı insanlar hani adam kadın deyince cinsiyet ayrımı yapıyor gibi anlıyorlar ama öğrenirken öyle bir şey düşünmeyin. Yani bu raculun adam demek. O kadar. Burada da sorular devam ediyor. Devam edebilirsiniz isterseniz. Tamam. Ma haza? Haza mescidun. Evet. Men haza? Haza tecirun. Tecirun. Evet. Evet. Şimdi küçük bir şey hatırlatma yapmak gerekirse yapabilirim değil mi? Bir hatırlatma. Evet, evet. Şimdi mescidine yani C'yi, cim harfini biraz çekiyorsunuz, ona gerek yok. Mescidun yani. Mescidun evet. Değil de mescidun. Mescidun. Tamam. Evet. İkinci satırdakinde biraz çekmeniz gerekiyor. Ha tamam ol. Yani onları hatırlatayım da yanlış alışmasın. Tecirun. 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 Ha tamam ya, elif var. Tecirun. Yani var ya tacir. Tüccar evet. Oradan geliyor. Tacir. Evet. Orayı daha alabilir miyiz hocam açıklamasıyla, ben tam anlayamadım. Hangisini? Bu şu an uzatma galiba. Uzatmadan bahsediliyor değil mi? Yani şimdi Saniye Hoca mescidin diyor, çekti şu, burayı da. Fareyi görüyor musunuz? Şurada. Comment. Şöyle evet. Bir saniye. Ha, şöyle. Şurada bir Y varmış gibi çekti. Ben onu hatırlattım. Yani hani dilimiz yanlış alışmasın diye, ileride sıkıntı olmasın diye. Mescidun, yani normal mescidun. Onu anlayamadım, duyamadım da. Hangisini? Tacirun. Evet, nasıl söylememiz gerekiyor yani orada mesela onu o zaman cümle olarak? Şimdi, burada da tecirun dedi galiba. Bunda şurada elif var ya, met elifi bu, çekme elifi yani, harekesi yok bunun. Hani elif hemze demiştik ya, bak bunun üzerinde hemze yok. Sadece elif bu. Bu çekiyor. O zaman T'yi şöyle hani tecvitte bir elif miktarı derler ya. Şöyle T'cirun yani bir parmak kalkana kadar şöyle hani şöyle ölçerdik biz. T'cirun yani. Dört elif okunanlarda da böyle dört parmak kalkana kadar. Mesela böyle dalin
O dört elif metni muttasıl o. Öyle okunurdu. Şimdi bu da teacirun. Teacirun yani normal T'yi uzatıyoruz. Onu söylemiştim. Anlaşıldı inşallah. Anlaşıldı. Tamam. Güzel. Yani maksat olur. İnsan bazı insan oluyor böyle. Mesela metleri unutabiliyor veya çekiveriyor. Ağzı dili, insanın dili başka bir şeye alışmış oluyor. Onu burada okumak istiyor. Hani bunlar düzeltmeler yani. Buna böyle yanlış anlayıp alınmayın. Maksat öğrenmek. Cümleyi tekrar okuyabilir miyiz o zaman? Tamam, buyurun. Tamam. Ben heze, heze mescidun. Men heze. Biraz böyle bir cimi uzatmaya meyil var sanki. Evet, alışkanlık bilmiyorum. Evet, yani zamanda biraz şey tamam. Alışılmış, farklı alışılmış. Men heze, heze tecirun. Güzel, böyle vurgulama yaparsanız o zaman Arapların da hoşuna gidiyor. Bizi beğenmiyorlar Arapça konuşurken. Anladınız mı Fatıma hocamız? Galiba anladım. Bir okuyabilir miyim? Tabii tabii. Mutlaka. Meheze. Meyi biraz uzatalım. Meheze. Güzel. Evet. Meheze. Heze mescidun. Heh. Tamam. İkincisi. Men heze. Heze. Tecirun. Tecirun, evet. Tecirun de, tacirun da diyebilirsiniz. Şimdi, evet. Böyle tecvitte biraz böyle ince okunuyor ya, T'ler. T var, evet. T var ya, hani tecirun. Ama tacirun da diyebilirsiniz yani, anlaşılıyor. Maksat T'yi sert okumak. T. T da ta olarak okunur. T olarak okunmaz. Da mesela tabibun, tabibun. Hem kalın hem şey biraz daha yumuşak T'den. Sağ olun, Allah razı olsun. Devam edebilir misiniz? Heze kelbun. Evet. Ne demek o? Bu köpektir değil mi? Evet, bu bir köpektir. Heze kelbun. Bu köpek midir? Güzel. La. Heze kıttun. Kıttun, evet. Kedi. Bu bir kedi. Bu bir kedidir. Şey var, onu da söyleyeyim de hatırınızda belki bir kenarda kalsın. Kıttun var, bir de kıttatun var. Yani kıttatun normal şey işte, katse. Yani kıttatun. Onun sonunda bir T var böyle, kapalı T. O onun dişi kedi olduğunu gösteriyor. Bu erkek kedi, kıttun. Yani anladınız değil mi? Nasıl o yaz şey kıttun? Kıttun şimdi, kedi yani erkek kedi de. Tamam. Bir de kıttatun var. Sonunda T var, kapalı T ama. Şöyle kapalı T var ya, yani noktası. Yani H'nin noktalısı o normal H'nin. O kıttatun oradaki T müennes T'si yani sondaki hani dişilik T'si. Bu kıttun, o kıttatun. Bu böyle bir yan bilgi. Bunu hemen kafanızda tutmanız gerekmiyor. Belki merak eden olursa onun için söyledim. Hâzâ hımârun diyor demiş. Hımâr. Nedir hımâr? Ha, koca kulaklı. Karşıda görüyor işte, eşek diyor. Evet. Peki o ona benzeyen bir dört ayaklı var. Onu soruyor. Çocuk diyor ki mesela bunu görmüş. Hımara görmüş. Bunu görüyor ama bu biraz farklı. Heze hımarun, öyle hani size senaryo yapıyorum ki daha yanlışlısın diye. Diyor ki mesela çocuk babasına, annesine, bu bir merkep, eşek midir veya merkep midir? Ne diyor o? Cevap veren. Le heze hısanun. Sahibin elif var, hısanun. Hısanun, bravo, güzel, maşallah, iyi. Dikkatli olmak lazım tabii. Hani bazı insan dikkatinden kaçar ya. Öyle hani metni, cezim midir? Buyurun.
Kusura bakmayın, bölüyorum. Burada mesela cevap olarak leheze değil de bu la'yı hani hayır olarak vermemiz gerekiyor. Orada uzatma olacak mı? Tabii tabii, o elif var, şey var, elif var ya lamdan sonra. Yani önce la diyeceksiniz değil mi? Hani diyeceğiz yani. La. Önce la, hafif bir nefes alıp vereceğiz. Arada çünkü virgül var, koma var. La, orada bir küçük bir şey, fasıla. Ondan sonra la, haza hasan. Hani diyor ya, nein, das ist das misali hani. Tabii. Hayır, bu böyle değil, şöyle. O hayırdan sonra küçük bir şey var yani, virgül var. Ha. O evet. Hani uygulama yaparsanız diliniz güzel alışır. Efendim, yani siz de memnun olursunuz. Efendim, sizi duyan da memnun olur. Bayağı hani gayret etmiş, öğrenmişler. Güzel. Peki bir dahaki dört ayaklı nedir diye soruyor. Evet, hiç sesini duyamadığımız bir kardeşimiz varsa duyabiliriz. Çekinmeyin, alışın. Hocam İlim. Soru şekli değişiyor. Neden acaba? Hayır, nerede değişiyor? Ve meheze. Şimdi o şöyle. Mesela eheze'de şey var. Soru sorun aklında bir şey var. O mu değil mi onu öğrenmek istiyor. Mesela bu diyor hımar mıdır diyor. Misal olarak söylüyorum. Bu da diyor da mesela bunu kişi ilk defa görmüş. İlk defa ve mâ hâzâ, yani nedir bu? Bu ne? Diye soruyor. Cevap veren de ne diyor? Hâzâ cemalun. Bu bir devedir. Yani manası farklı, dikkat ettiyseniz. Ve mâ, yani nedir bu? Ve mâ hâzâ, nedir bu? M burada şey soru harfi yine, hem şey gibi cansızlarda, yani akıl olmayan, akılsız demeyeyim de, şimdi Arapçada bir akıl bir de gayri akıl mefhumu var. Akıl mesela insanlar, melekler, cinniler, böyle mükellef olanlar, bunlara akıl deniyor, yani akıllı anlamında, aklı olan. Mesela hayvanlarda akıl olmadığı için, bizim anladığımız manada akıl olmadığı için o zaman me kullanılıyor. Ama akıl olanlarda men kullanılıyor. Mesela burada bir insan olsaydı o zaman ne derdi? Men heze. Mesela burada değil mi? Şurada. Bu bir akıl, bir cin. Yani gerçi onları göremiyoruz, cinleri, melekler de. Hani burada bir insan olsaydı, çünkü insan akıl, akıllı iradesi olan bir varlık. O zaman men kullanılır burada. Ma değil de men. Aynı, hocam aynı ve men heze değil mi? Hani bir kişi olsa, şahıs olsaydı men heze denirdi. Ve konmuyor, olmuyor yani. Sadece men heze. Şimdi bu hayvanlarda ve me. Yok, ve şey burada fazlalık, yani cümlenin başına bazen böyle fazlalık ve gelir, vav harfi. Yani şurası sizin için önemli olan. Kalemimi bir açayım. Yok, onu anladım ben. Ben sadece vay, ben anladım. Yok, onu biliyorum. Tamam. Yani diğer arkadaşlar için de. Neyse, anladığınızda bak, şurada vav harfi bu cümlelerin başında böyle bazı fazlalıktan gelir. Veya mesela Kur'an-ı Kerim'de ya fazla olarak gelir ama manayı bozmaz, değiştirmez. Ya da kendinden önceki bir ayete bağlantı olarak gelir, yani atıf olarak gelir. O, yani buradaki vav'ın bir şey fonksiyonu yok. Sizin konsantre olacağınız madde, durum me. Me haza, bu nedir? Yani kimdir değil, bakın nedir diyor. Vav'ı unutun, vav yok gibi sayın. Me haza, bu nedir? Yani hani ilk defa görmüş, misal diyelim ki adam Avrupa'dan gelmiştir. Misal olarak hacca gitmiştir. İlk defa görmüştür. Demiştir ki mehaza. Ondan sonra öbürü de demiş ki heza cemülü. Bu bir devedir. Ama şahıs olsaydı, dediğimiz gibi burada bir şahıs olsaydı, mesela bir yukarıdakilerden bir tabip veya çocuk, velet, akıllı birisi olsaydı o zaman ne derdik? Men heza, bu kimdir?
derdik. Ne de cevap olarak heze tabibun veya heze veledun diye böyle akıllılarda böyle soruluyor ve cevap veriliyor. Hocam eşyalarda da o zaman bu şekildedir değil mi? Eşyalarda evet. Hem eşyalarda hem hayvanlarda hani yani hayvan deyince bazı insanlar yanlış anlıyor. Hayvan kötü bir kelime değil. Hayvan yaşayan hayat sahibi demek. Mesela mantık de diyor ki hangisiydi o? Var ya büyük mantık şeyciler, filozoflar, Eflatun, bilmem Aristo. İnsan diyor konuşan bir hayvandır diyor. Yani hayvan hani hayat eseri var. Arapçadan gelme hayvan. Ama düşünebiliyor, iradesi var. Konuşabiliyor ya düşüncelerini de aktarabiliyor dışarıya karşısındakine. Bunlara akıl diyoruz. Arapçada akıl, akıllı olan, iradesi olan. Evet. Evet hocam bir de mesela melekler ve cinler dediniz ya onların hangisi kullanılıyor? Onlar da akıl. Şimdi melekler de akıl. Onların da akıl iradesi var. Tamam onlar da hani tamamen Allah'ın emrine teslim olmuş. Ama onlar da şey yani akıl sınıfına giriyor melekler. Cinniler de mükellef olduğu için bizim gibi. Yani melekler mükellef değildir. Yani onların bir görevi vardır. Devamlı onu yapar. Ama insanlar ve cinniler ibadetlerinden önce yani daha önce gelen haramlardan korunurlar. O zaman öyle derece alırlar. Melekler derece alamaz. Haramlar onlar için olmadığı için. Kim yazmış? Zamanında giriş yapamadım. Tamam. Saatleri yazdınız değil mi? Birisi 10.55 Aynur Turan diye yazmış ama siz o memleketten mi katılıyorsunuz? Türkiye'den mi? Yani hani neyse. Cevap gelmediğine göre herhalde doğrudur. Ne demişler? Eskiden es-sukutu minel ikrar. Yani susmak kabullenmektir. Hani bir şey sorup da cevap vermezsen onu evet olarak algılanmış eskiler. Tamam. Bakın vakit kısa olduğu için fazla açılmıyorum. Onun için derse konsantre olmak için böyle kısa kısa. Şimdi anlaşılmayan bir şey var mı? Veya sorusu olan varsa sorsun. Haftaya... Hocam akılsızlar sanki bazen cansızlarda da olabiliyordu diye aklımda öyle bir şey var ama biraz önce yani, biz akıllıları ilk şöyle tabii ki şöyle sonra kafası karışmasın arkadaşlar. Yok yani hayvanlar ve eşyalar me kullanılıyor. Me heze mesela burada bir eşya da olabilir. Ne deriz o zaman? Heze sereyrun ve heze kürsiyun. Yani me hem akılsız hem yani şöyle diyelim hem hayvanlarda hem eşyalarda kullanılıyor. Men de şeylerde akıllı insanlarda işte cinler, melekler neyse onlarda öyle men kullanılıyor. Hocam şeyi doğru mu anladım acaba şu bu vemeyi hiç bilmediği zaman onu kullanıyor ama mesela kafası karıştı yukarıda eşek mi yoksa at mı orada da eheze. Tabii yani o da olabilir. Önceden görmüştür ama ismini unutmuştur veya hani cinsiyetini hayvanın ne olduğunu unutmuştur. O zaman der ki ya bu ben bunu daha önceden duydum gördüm ama bu heze hımarun au ferasun. Aslında feras da kullanılıyordu. Burada Hisan yazmış. Feras da at demek. Değil mi? Faris. At kullananlara eskiden faris derlermiş. Faris. Feras at üzerinde gelenlere. İşte veya burada Hasan demiş. Buradan devam edelim. Eherde şöyle de sorulabilir. Eherde hımarun. Bir de ev duydunuz mu? Ev diye bir şey var, takı var, kelime var veya harf var. Yoksa değil mi? Evet yok. Yani ev. Yoksa veya hani Almanca o da deniyor ya. İstas ein Esel oder ein Pferd. Misal. Böyle de kullanılabilir.
Evet, sorulara devam edelim. Varsa anlaşılmayan bir şey. Şimdi söylemiş olduğunuz bu ev sorusunu bir alabilir miyiz acaba bir cümle içerisinde? Mesela at nasıl yapıl, yani nasıl sorulabilir? At mı, deve mi? Evet. Şimdi yani yazacak mısınız yoksa öylesi sadece söyleyeyim mi? Yani not anlamak için sadece sormuştum ama yazabilirim hatta. Bir saniye. Bir dakika. Buyurun. Misal düşünmem. Şeyde iki tane ev kullanmak için iki tane alternatif şey olması gerekiyor. Misal olması gerekiyor. Deve mi at mı mesela, değil mi? Evet, yani öyle. Bir saniye. Mesela demin de dediğimiz gibi diyelim şu iki tane şey var. Şu son ikisi. Bu şey at, bu deve. Şimdi şöyle diyelim, mesela çocuk yeni yeni öğreniyor, böyle hayvanları yeni görüyor. Diyelim hayvanat bahçesine gitmişler. Böyle küçük bir senaryo yapalım. Sonra çocuk bunları görmüş ama isimlerini karıştırıyor. Şunu görmüş veya şunu görmüş diyelim, bunu her yerde görebilir ama bunu görmüş hayvanat bahçesinde. Şu deveyi, Cemal'i. Çocuk diyor, herde Hasan'ın ev Cemal'ın. Bu bir at mıdır ya da deve midir diye soruyor. Yani ev. At mıdır yoksa deve midir? Öyle. Yani eherze Hasan'ın ev Cemal'ın. Evet. Öyle de sorulabilir yani. Duruma göre. Anlaşıldı mı? Yoksa tekrar başka bir misal mi vereyim? Ben anladım şu an. Diğer arkadaşlar. Güzel. Nasrettin Hoca'nın bir şeyi var ya. Hani bilmeyen, bilen, anlayanlar anlamayanlar anlatsın diye. Şimdi mesafeler uzak olunca tabii onu burada uygulayamayız. Evet. Öyle de rahmetlinin bir şeyi var yani, esprisi var. Var mı sorusu olan, anlamayan, tekrar edebilir miyiz diyen? Şimdi haftaya ben yolda olacağım. Onun için İsmail Hocam katılacak. Şimdi onun yanında mahcup olmayayım ben. Onun için şimdi güzel güzel anlatmam lazım. Anlamanız lazım. Belki bir şeyler sorar. Bilmiyorum artık. Evet. Ses çıkmadığına göre sayfa 10'u bitirdik. Sayıları biliyorsunuz değil mi? Böyle bu Arapça. Arabişe salın. Arapça sayılar. Arabişe salın. Zaten sayılar Avrupa'ya Arapçadan gelme. Yani ondalık desimal sistem. Araplardan. Ha, görüntü olarak biliyoruz hocam, evet. He, tamam. Şeyden onlar Römişe salın, Roma rakamları kullanıyorlardı. Ama onlar hesap yapılamıyordu böyle, hani yani mesela 10 daha ne yapar hesaplayamıyorlardı. Şeyi aldılar Araplardan. Arabişe salim diyorlar onun için. Ama Araplar da Hintlilerden aldılar. Bakın yani Araplar icat etmedi bunlar. Aslında Hintliler matematikte ileri ama işte yani böyle bir zamanda hala binlerce putlara tapıyorlar. O ayrı bir konu. Müşrik oluyorlar. Evet, şimdi geldik bizim hayırlı, bereketli hayvana, o sabahları öten, her öttüğünde selavat getirirsek iyi olan, hani melek görünce ötermiş ya bu, sabah, fecir, şeyde, seher vaktinde, yani selavat getirmek iyi olurmuş, iyi gelirmiş melekleri gördükleri için. Melekler de peygamberimize bildiriyor. Neyse, evet, işte bu mübarek hayvan, mehaze. Bunu bilmeyen var mı şimdi? Yani Avrupa'da falan görmüşsünüzdür. Var mı bunu bilmeyen? Yok mu?
Tamam o zaman. Hocam herhalde. Yani hani olur ya, şimdi yavaş yavaş gidelim ki. Olur, insan göremez. Şimdi tahminim her yaşta insan var burada. Yani yaşlısı vardır, genci vardır. Herkes her şeyi bilemeyebilir. Normal. Yadırgamıyoruz. Evet, mehaza ne demiş? Kim cevap verecek? Hangi sayfaydı? 12. Tamam. Haza dikkün. Dikkün. Haza dikkün. 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 Şimdi geçen haftalarda da hani demiştik ya, bunlar böyle cezimli yapıyorlar. Aslında burada şurada cezim var, yuvarlak görüyorsunuz. Normalde bu ye dalın kesresini, yani esresini uzatmak için, dalı uzatmak için. Ama bunlar şey işte, farklı yazıyorlar, cezim koyuyorlar. O sizi şaşırtmasın. Buradaki ye d'yi uzatmak için. Yani dikun, hada dikun. Bu bir nedir? Horozdur. Türkçesi öyle. Evet. Sonra ikincisi. Var mı okumak isteyen? Okuyayım istersen. Ben okuyayım. Ha, pardon. Ya, buyurun buyurun hocam, siz okuyun. Tamam. Diğer hocamız kimdi? Ben okuyayım diye. Yani hiç konuşmayan varsa onu okutalım önce. Ne, herkesin bir dili çözülsün şöyle. Hocam o zaman bence siz seçin şeyden isimler. Evet. Fatıma hocam siz söyleyin. Evet, şimdi ilk sıradaki okudu. Şey kim okumadı? Hava Sibel hocamız. Buyurun hocam. Okumak ister misiniz? Okuyayım hocam. Tamam. Men haze. Anlamadım. Men haze. He, şey, tamam. O yukarıyı hallettik. Şimdi menlere geldi sıra, bak. Demin demiştik ha. Evet. Şimdi insanlara geldi. Men haze. Evet, ne demek o? Bu kimdir? Bu kimdir? Güzel. Hı. Cevap veriyor. Haze müderrisün. Bu evet, bir öğretmendir. Güzel. Haze müderrisün. Bak. Hani insan, akıl, akıl diyoruz ya. Akıl, iradesi olan insan olduğu için men burada kullanılmış. Men. Devamı var mı gönüllü? Şöyle herkes sırayla birer defa. Şimdi burada bir en sonda yeter diye bir arkadaş, bir şey, büyük kardeşimiz var. O da bir şey söylemek ister mi? En son listenin sonunda gördüm şimdi. Hocam derse de geç katıldığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Tamam. Daha bir 45 dakika daha vaktimiz var. Kulağımız aşina olur inşallah böyle. İnşallah hocam. Bu her şey dinlemekle alakalı. Yani bakın hani ilim dinlemek. Başlarında dediğimiz gibi. Sonradan gelenler duysun diye. Yani ilim sadece kitap okumakla olmuyor. Mutlaka bir ehlinden duymak, dinlemek gerekiyor. Yani hani onu da kısaca böyle araya koyalım ilave olarak. Şu neymiş bu? Resme bakarsak kamisunmuş. Ya kamis değil ama bu. Bakalım kim var? Aşağıda le... Doğru. Evet. En başta sadece ismi olan Aynur diye bir hocamız var. O soy ismini yazmamış. Okumak ister mi? Okuyayım hocam. Eheze kamisun le heze mindulun. Mindilun. Evet. Mindilun. Eheze kamisun. Bu gömlek midir?
Bugün, hayır. Evet. Bu mendildir. Bu bir mendildir. Evet. Bu bir mendildir. Mendil de Arapçadan gelmiş. Mindilmiş. Sonra konuşuyor. Galatlaşa. Söyle söyle. Mindil mendil olmuş. Yani öyle galatlaşmış. Çok kelime var Arapçadan, Farsçadan gelen Türkçe'de. Bu da böyle bir şeye uğramış yani. Bir mutasyona uğramış. Bir saniye şu kapıyı kapatayım. Tren geçiyor da. Ses yapıyor. Evet, devam edelim mi? Bu sayfada anlaşılmayan bir şey var mı? Veya tekrar ben de okumak istiyorum. Dilime otursun, alışsın diyen varsa. Şimdi burada bir alıştırma daha var. Temreyn yazmış. Bu da ama yazma, okuma ve yazma alıştırması. Yani arzu ederseniz bunları şey yapın. Deftere, bir kağıda yazın. Hani el alışması için. Çünkü insan yazarak da daha iyi öğreniyor. Yani hem dinleyecek hem not alacak. Böyle daha iyi öğreniyor. Veya sonradan çalışırken kendi kendine not alacak. Evet. Neymiş? Eddersus Thani. İkinci ders. Neymiş ikinci ders? Zalike. Bakın deminki birinci ders hâze. Yakında olan bir şey göstermek için mesela hâze. Bu nedir? Bu bir şeydir. Mouse'dur misal. Elimde, yakınımda. Ama uzakta sandalyeyi gösterirken zalike kursiyon. Zalike uzaktakine işaret için. Bunlara ne diyoruz? İsim işaret. İşaret isimleri. Şimdi evet, var mı okumak isteyen? Evet, şimdi ben listeye bir daha bakayım. Sonradan gelen şey var değil mi? Asiye Yavuz hocamız. Buyursunlar efendim. Selamünaleyküm hocam. Ben maalesef derse geç katıldım. Çünkü sistemimde bir sorun vardı. Bir türlü giremedim. Oysa vaktinde laptop başındaydım. Tabii. Ben söylemesem diğer arkadaşlar çok iyi ilerlemişler. Onlar söylesinler lütfen. Ama şöyle diyelim. Mesela şöyle nasıl diyeyim ya? Dikkat, yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum da Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilen az çok bunları okuyabilir. Yani en azından manasını bilmesek de okusak o da iyi. Peki, tamam. Öyle yapalım okuyayım. Yani manasını söylemek şart değil. Tamam, oldu. Mehve. Hangi? Mehve. En baştan. Yani orada heze yoktu onun için. Pardon, evet, yok. Ben sonradan bakıyordum. Bir dakika, 12. sayfa. Meze leke delike ce me delike necmun. Necmun, evet. Şimdi bir şey daha hatırlatayım veya anlatayım da. Şimdi bakın. Mesela hani dedim ya demin sadece okuyarak yani tamamen öğrenilmez. Neden öyle diyorsunuz derseniz. Bakın burada zelike normalde zelike uzatmak için burada bir elif olması lazım değil mi? Elif yok burada ama uzatılıyor zel. Mesela herzede de öyle. Herze şurada mouse'u görüyorsunuz değil mi? Fareyi. Burada da bir H'nin H'den sonra bir elif olması lazım ama yok. Bunlar kalıplaşmış şeyler. Harfler veya isimler. Bunlar böyle kalıplaşmış, oturmuş. Bunu adam hemen görünce velike diye uzatıyor.
Yani Araplar da öyle. Bunlar kalıplaşmış yani. Yüzlerce, binlerce seneden beri. Onun için hani bu niye özellikle bunun önünde elif yok, çekiliyor, niye çekiliyor diye düşünmeyin. Böyle yani. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Zelikel kitap derken orada elif yok. Değerden sonra. Bunlar böyle standartlaşmış bazı böyle kelimeler var. Peki. Evet. Devam edeyim yoksa tekrar alayım mı? Bir kere daha tekrar edelim. Tamam, oldu. İkisini. Ne zelike zelike necmun. Evet. Manasını anlayabildiniz mi? Manası bu bir yıldız. Yani bu zelike yani soruyor. Şimdi hani soruyor ya, bu şimdi yıldız şey, insan olmadığı için, yani akıl olmadığı için eşya sayılıyor bunlar. O zaman neyle soruluyor? Ma diye soruluyor, nedir diyor. Kimdir demiyor bak, nedir. İnsan olsa men diye sorulur ama gayri akıllarda ma diye soruluyor, nedir bu diye soruluyor. Evet, nedir bu? Ya da şu diyelim, bu herze oluyor ya hani, yerdeki uzaktaki ya nedir? Bu bir yıldız olmuyor değil mi? Bu bir yıldızdır. Ha, yıldız, evet. Çünkü zelike necmun bu tam bir cümle yani, manası tam bir cümle. Onun için hani Türkçe'de dır diye bir şey, bir yüklem koyarlar şeylerin üzerine, isim cümlelerinin sonuna. Bu bir yıldızdır. Yani cümle tam oluyor. Bu bir yıldızdır. Evet. Heze mescidun. Evet. Ve zelike beytun. Evet. Şimdi bu yazıdan bakıldığı zaman yakında olan mescit olduğu için heze diye sormuş. Hani bu nedir diye soruyor. İleride uzakta olana da zelike. Heze mescidun ve zelike beydun. Bakın buradaki vav şey vavı. Yani bağlaç, bağlama vavı, adisyon vavı, adisyon yapıyor. İki cümleyi birbirine bağlıyor. Bu bir mescittir ve o bir evdir. Çünkü bu ikisi bir cümle. Nokta yok bak mescitten sonra. Evet. Var mı denemek? Devam edebilirsiniz istersen. Bir tane cümle daha devam edebilirim. Hâzâ misâlun ve zâlike himâlun. Himâlun. O ne demek oluyor zaman... şimdi hiç bilmiyorum. Nasıl? Anlayamadım. Yani cümleyi ben şimdi hiç bilmiyorum ne demek olduğunu. Şimdi baştan katılmadım ya. He. Yok, o kadar zor bir durum değil. Zaten resimlerde göstermiş. Aynı yukarıdaki cümle gibi. Herde mescidun ve zelike beytun. Burada da herde hısanı. Hısan şu, yakındaki şu. Hı-hı. Şey var ya üstüne bak ne diyor. Semer mi diyorlar buna? Yani atın ismi mi? Hısan at. Ha, oh, tamam. Diyor ki yani heze bu. Nedir şu? Nedir? Hisanun. Hisanun at. Heze hisanun. Bu bir attır. Ve zelike o da yani azıcık uzakta. O da nedir? Hemarun. Nedir hemar? Nasıl böyle bir şey görmediniz mi? Böyle bir şey canlı. Ya bu bildiğimiz şey yani memleketlerde olan. Gerçi Almanya'da var mı bilmiyorum da. Doğru, Almanya'da olması lazım. Bu hani Bremen çalgıcıları vardı eskiden. Böyle bir şey, masallar vardı ya. Evet, hikayeleri var. Evet. Bu bir, yani heze, bilmeniz gereken heze bu. Şu yakınında. Bu. Uzakta olan, hani Türkçe'de de var ya bu, şu, o diyor. Hı hı. Bu, burada olan, şu, az ileride olan, o. O da zamir yerine kullanılıyor yani. Hı hı. O kişi, o şey, o merkep, o at.
Evet. Diğer arkadaşlar acaba mı dedi hocam istersin? Evet. Var mı? Kendini göstermek isteyen mi? Ha bak el kalkmış. Onu görmedim ben de şimdi. İki tarafa da aynı anda bakılmıyor. Şimdi, evet. İlk el kaldıran galiba Yeter Tek hocamız. Yoksa kim kaldırdı? Yanlış görmüyorum değil mi? Tamam. Hava hocam. Siz buyurun. Ben yani Yeter hocam. Tamam okuyayım ben okuyayım. Şimdi ses gelmeyince ısrar etmeye gerek yok biliyorsunuz. Bizde teklif var, ısrar yok. Peki. Hocam galiba elim değmiş olabilir. Çünkü ben tamam. Dinleyici çalmak istiyorum. Okuyun. Arkadaşımız okusun hocamız. Tamam inşallah. Ezelike kelbun. Oradaki bir köpek midir? La. Zalike kıttun. Oradaki bir hayır. Oradaki bir kedidir. Kedidir. Güzel. Devam mı hocam? Tamam. Yani arzu ederseniz devam edin. Ma zalik. Oradaki nedir? Hatta bu nedir? Evet. Zalik serirun. Oradaki bir yataktır. Evet. Evet, şu bir yatak. Bunlar şimdi ma değil mi? Cansız yani ya da şey olan hayvanlar ve cisimler. Şimdi şeylere geliyor sıra. İnsanlara geliyor. Men yazı diyor ya men. Evet. Evet Yeter. Hocam siz devam edebilirsiniz isterseniz. İyiyim hocam inşallah. Tamam. Men herzake. Men? Anlayamadım. Men herze. Oradaki kim mi diyor hocam? Bunu algılayamadım. Evet. Şimdi burada birinci satırda iki tane yarım yarım cümle varsayalım. Hani evet. Bu kimdir, o kimdir diyor ya. Öyle mi? Yani şöyle ben herze demek biraz uzakta zaman olan. Men herze ve men zalik. İki kişi anlamında mı oluyor hocam? Şimdi şöyle diyelim. Şimdi burada bir resim var. Bu yakınında olan kişi. Bakın da siyah giyinmiş. Evet. Öğretmen. Şu yani ikinci resimde var. Böyle yine böyle koyu giyinen. Bir de onu soruyor. Öyle anladım ben. Yani bu kimdir? O kim? Bu kimdir? Şu kimdir? Türkçedeki gibi. Bu kimdir? Şu kimdir? Az böyle ileride mesafe var arada. Böyle anlayabiliriz. İkinci sırada mı okuyayım hocam? Geçebilir miyim? Tabii. Cevabını vereceğiz ya. Hani ikinci sırayı da okuyun daha iyi. Cevabını da duyalım. Sorunun. Meze müderru herde. Meze müderru eksik oldu. Su ve zalik. Şimdi şey herzeden sonra kelime eksik oldu biraz. Okuyamadım hocam. Gözüm tam şey yapmadı. Müderrisün. Müderrisün. Ve zalike ismi. Yok. İmamın olur. Namaz kıldırıyor bak öbür tarafta, sol tarafta. İmame, evet. İmamın, evet. İmamın. Bu ders veriyor müderris. Müderris zaten ders, Arapçadan gelme bir kelime. Müderris de şey veren, ders veren kişi anlamında. Şu an anladım. Evet hocam. Öbür arkadaşlar okusun hocam, ben karıştırıyorum. Kim okutmuyor? Bilen arkadaşlar okusun diyorum, ben karıştırıyorum biraz okurken. Olsun. Şey yok, karışma halinde değiliz, öğreniyoruz. Evet. O zaman şurada da mezalik. Burası evet. Mezalik, zalike,
Hacer. Hacerun değil mi hocam? Hacerun, evet. Özellikle Hacerun. Bu nedir? Diyor. Bu nedir? Bu, aslında bu değil. Özellikle de şu diyelim. Çünkü bu heze, özellikle şu biraz uzakta. Bayağı detaycıymış bu Arap dili. Evet. Bu nedir? Şu ne uzakta orada? Diyor ne değil mi hocam? Anlamı ne olabilir? Neresi var orada? Burada bir cisim gösteriyor ama. Kayalık mesela gibi. Şey Kabe'nin yanında bir tane bir şey var. Cisim var. Ne o? Herkes ona yaklaşmaya çalışıyor. Dokunmaya çalışıyor. Onun Türkçesi nedir? Muallak taşı mı hocam? Kabe'nin. Kabe'nin Kabe'de. Muallak değil o. Hani var ya herkes oraya, hani ön ilk geldiğinde beyaz gelmiş, sonra siyahlaşmış, insanların günahları elleri değdikçe böyle derler ya. Ne o? Ay şu an benim bildiğim şey, bismillahirrahmanirrahim. Hocam yardım. Evet, şimdi el kaldıran soru için mi veya yorum için mi kaldırdı yoksa tesadüf mü? Cevap için hocam. Ha tamam, buyur. Hacerül Esved taşı hocam. Hacerül Esved. Ay evet. Hacer, yani o, ben biraz böyle dolaylı dolaylı söylüyorum ki akılda iyi kalsın diye. Şimdi ben hani böyle söyleyiversem o unutulur. Ama böyle biraz kafayı... Ben de heyecandan Hacerül Esved taşını biliyorum. Evet, Hacerül Esved. İlk geldiğinde Hacerül evet. Ebyad. Taşa Ebyad. Odaklandı mı? Efendim? Evet. Anlayamadım. Dinledim. İlk geldiğinde demiştim. Evet, ilk geldiğinde. Anlattınız ama ben... Yani öyle, ben şimdi bu bunların hakkında hani ayet-i kerime veya hadis-i şerif var mı bilmiyorum da ayet-i kerimede geçmiyor ama şeyler var, böyle belirli bir literatür var, rivayetler var mesela. Keşif ehlinin gördükleri var. Yani her şey Kur'an-ı Kerim'de hadisi geçmesi gerekmiyor. Bazı böyle keşif ehlinde şeyleri var, ehl-i sünnete göre. Yani keşif ehlinin gördükleri var veya rivayet ettikleri var. Yani rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam cennetten getirmiş bembeyaz şeye, Kabe ilk yapıldığı zaman. Ondan sonra ne olmuş? İnsanlar ona dokunu günahları onlara bulaşa siyahlaşmış. Esved olmuş, ebyad. Ebyad iken esved olmuş. Hacer. Evet. Değerli ki Hacer'ın. Bu bir taştır. Devam edelim. Heze sekkere. Evet. Heze, evet. Heze. Kefte şey var, şette var. Sükkere. Sükkerun. 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 Evet. Ezalike. Bu da çocukların içtiği bir şey. Leban mı hocam? Lebanon, evet. Leban. Lebanon. Lebanon. Heze, şu, yani şu, bu, şu değil bu. Ben de bazı kaçırıyorum şeyi. Bu bir şeydir. Şeker, sukker. Yani artık Almanlar Araplardan mı almış sükkeri neyse. Almanca'daki Zucker de burada da Zucker. Zucker. Arapça Zucker'un. Ve derlike bu şu nedir? Lebanon süttür. Anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak isteyen, tekrar etmek isteyen, her şeye açığız dersle ilgili. Yani ben de bir deneyeyim şansımı diyen. Bakın burada el kelimatul cedidetu. Ne demek o? Var mı bile? Yeni kelimeler. Evet, yeni kelimeler. Yani ikinci derste yeni kelimeler araya girmiş. Onları işaret ediyor. Bir tanesi imamın, imam kelimesi. Hacerun, taş veya kaya. Sukkarun, şeker. Lebanın, süt.
Bunlar yeni kelimelermiş bu derste. Şimdi böyle biraz hızlı gittiğimize bakmayın. Bunları tekrar edeceğiz. Şimdi böyle böyle şey yapalım. Her insan bazı nasıl insanın yapısı öyle tuhaf ki mesela geri sayfalarda ilgi duymayan veya sıkılan insan ileri sayfalarda açılıyor. Daha ilgi duyuyor. Onun için baştan tekrar tekrar edilmesi güzeldir. Duruma göre tabii anlama zorluğu olursa. Evet. O zaman şeye geçelim de. Eddersü thalitu. Ettalisu ne demek? Var mı fikri olan? Üçüncü ders. Üçüncü ders. Güzel. Fişimi takayım da bir saniye. Bak gitmesin. Üçüncü ders. Şimdi üçüncü derste de lam-ı tarifleri gösterecek. Yani lam-ı tarif nedir? Yani bazı dillerde var mesela. Almanca'da var, İngilizce'de var, şey var. Beştim, unbeştimt deniyor. Article. İspanyolca'da var, el. İspanyolca'da. Şimdi Arapça'da da el var. El takısı var. Takı diyorlar ama lam-ı tarif eski adıyla. Bu bilinmeyeni bilinir hale getiriyor. Misal vermiş. Beytun. Herhangi bir ev. Yani beytun. Önünde lam-ı tarif olmadığı için herhangi bir ev anlamına geliyor. Herhangi bir ev yani. Tanınmayan, bilinmeyen. Efendim ama evveline el beytu, yani el geldiği zaman el beytu, bu ev, yani belirli bir ev. Yani önceden bahsedilmiş, akılda olan ve cümlede tekrar bir zaman el beytu, belirli bir ev anlamına geliyor. Ya da bir ev. Kitabın, herhangi bir kitap. Ha bir de şu incelik var. El geldiği zaman hemen bir şey yapalım. Komentar. Sakin. Şimdi buraya el geldiği zaman şimdi buralarda hani iki ötre vardı ya. Şurada iki ötre vardı ya. Takip edebiliyor musunuz anlattığımı? Ha, burada iki ötre vardı. El geldiği zaman ötrenin biri düşüyor bakın. Tek ötre kalıyor. El beytü. Beytün, el beytün olmuyor, el beytü oluyor. Dikkat edilecek noktalardan birisi de bu, el beytü. Kitabın, burada bu da iki ötre, şurada kitabın. El geldiği zaman şu ötre birisi düşüyor, birisi kalıyor sadece. Zalikel kitabu değil mi? Elif la aslan ve elif la mim. Zalikel kitabu. Yani orada zalike kitabın dese bu herhangi bir kitap anlamına gelir. Pek yakışmaz yani Kur'an-ı Kerim için. Bu bir kitaptır. Ama zalikel kitabu işte bu şu kitap var ya hani onun Hazreti Allah kelamını yüceltmek için ona şey için kendi kelamı olduğunda onun kelamını yüceltmek için de diyor zalikel kitab. Yani o da tazim için. Evet. Şimdi silelim. Kalemun. Burada da kalemun. Temin hep iki ötre yazıyordu. Burada da tenvin şeklinde yazmış. Göze görülmediği için. Şurada var mı bakalım. Bir şey ha şurada var. Burada bak iki tane ötre var. Müderrisun. Müderrisun şurada. Hani anlamadığınız veya göremediğiniz bir şey varsa gösterirken söyleyin. Müderrisun bak burada iki ötre var.
Önüne el geldiği zaman ötrenin birisi düşüyor. Ne oluyor? El müderrisu oluyor. El müderrisu. Yani hâdel müderrisu. İşte şu müderris. Aradaki fark o. Evet. Kalemun el kalemu. Kalemun herhangi bir kalem. Yani böyle bir anlamı yok yani. Bilinmeyen, tanınmayan herhangi bir kalem. El kalemi denildiği zaman bu kalem veya o kalem anlamında yani tanıdığımız bir cisim. Yani kendisinden bahsedilen, ne olduğu bilinen bir cisim olması için el geliyor önüne. Aklıma misal, daha farklı misal gelirse söylerim. Ben söyleyeyim mi? Buyurun. Hocam selam, buyurun. Selamun aleyküm herkese. Ama geç kaldım, böyle olmaz. Not veremem ben sana. Hayırlı sabahlar. Ben arkadaşlar sık sık sıra gelsin diye biraz dedim. Gerilim. Tamam. Ha, ben listede görmeyince seni yok sandım. He, var mı? Tamam. Orada neydi? Kalem miydi? Mesela bir tane seç. Ekranı görüyor musun? He, mesela ne diyor orada? Mesela beyt. Kitabun. Bu Almanca karşılığı ne olur? Einbuch olur. Einbuch. Einbuch. Evet. Unbestimmtes Artikel. El kitabu. Das Buch. Bestimmtes Artikel oluyor. Evet, aynı. Ya aslında o misalleri vermek istiyorum da şimdi herkes Almanca anlıyor mu, katılıyor mu onu bilemiyorum. Yani geçen hafta bir iki kişi yazmıştı katıldığı yere ama şimdi Almancadan, hem Almanca öğrenmiş olurlar. Almancadan vermemizin sebebi şu, Türkçe'de artikel yok. Mesela evet. Onun direktmen karşılığı o. Yani şöyle, book, bir kitap. Artikel yok ama mana olarak şey var mesela herhangi bir kitap, kitabın herhangi bir kitap. Herhangi bir kitap. Yani bilinen, belirli bir kitap. Öteki de diyor ki das Buch diyor. O zaman artikelini veriyor. Belirlenmiş oluyor. Güzel, evet. Çekerken orada ona göre çekiliyor. Ein Buch, das mesela, Buch, ein Lehrer, das Lehrer, der Lehrer vesaire gibi. Evet. Mesela şehirde de öyle. Diyelim akkuzatif şey var ya Almanca'da. Ich habe ein Buch gelesen. Yani irgend ein Buch. Ha bir de ich habe das Buch gelesen. Bu kitabı ben okudum diyor. Yani belirli bir kitaba işaret ediyor. Ama ich habe ein Buch gelesen. Irgend ein Buch. Yani işte ismi önemli olmayan herhangi bir kitabı okudum. Ama mesela birisinin elinde bir kitap görüyor. Ich habe das Buch auch gelesen. Misal. O zaman artikel oluyor yani. Belirli bir kitap anlamına geliyor. Hani ben şey düşünerek olur ya Avrupa'dan başka yerden Fransa gibi veya başka bir ülke gibi katılan varsa. Var mı? Almanya dışından katılan. Bilemiyoruz ki. Soralım mevcuda. Sınıfta zaten 12 kişiyiz. İyi. Buna da şükür. Türkiye'den varmış bak. Öyle bazı, mi? Bazı Almanca misal vermeyin demek istiyor herhalde. Tamam. Tamam biz az az böyle herkesin anlayacağı durumda şey yaparız, söyleriz. Evet, Levent Hocam Avusturyalı. Orada da Almanca konuşulduğu için biliyor bunları. Evet, şimdi güzel şeylere geldik. Levent Hocam siz buyurun, okuyun. Nereden bay? Sol taraftan mı? Kalem, kırık kalemden. Kalem. El kalemu meksturun. Evet. Kalem kırıktır. Evet, kalem kırıktır. Meksurun emsile veya sarf ilmine göre isim meful denir ona. Şimdi bir ismi fail var, bir de isim meful var. İsmi fail bir işi yapan etken, yani etken diyorlar, aktif, Almanca'da aktif. İsmi meful de meksurun kırılmış. Edilgen oluyor o zaman. İsmi meful de edilgen oluyor veya pasif oluyor. Pasif oluyor, evet. Yani ismi fail aktif, particip, ismi meful de pasif, particip.
partisip biliyorsun yani hani partisip şey değil mi? Paylaşma veya bir ara şey yani iki bir fail var bir meful var. Yani isim meful olmadan fail olmaz zaten. Mesela yardım etti Zeyd Amr'a. Zeyd burada ne oluyor? Nasara Zeyd Amr'a. ya da isim faile göre misal verelim. Özne yüklem mi demek istiyorsunuz hocam? Şimdi özne yüklem şey. Yüklem cümle, yok. Bu cümle. Evet. İsim evet. Cümlesi var. Ama bu da şey. Tamam. Bu da isim cümlesi. Fakat ben meksurunun veya isim meful isim failin farkını sadece anlatmaya çalıştım. Ama bu da şey özne yüklem. El kalem meksurun. El kalem özne. Şey meksurun da yüklem. O yönden doğru. Ama ben sadece meksurun yani Türkçe'de çok kelime var. Böyle isim faili isim öbürünüze. Katip var değil mi? Katip ne demek? Yazıcı veya şrif fiyuda. Mektup yazı- var. Mektubunda yazılmış. Yani bu biz tabii mektup birisine mektup yazmak için mektup kelimesi kullanıyor da abi kitap da mektuptur aslında. Çünkü yazılmıştır. Veya basılmıştır. O zaman ne denir? Matbu'un. Hocam yani. Burada bir galiba şey kural vardı. Çünkü çoğul gelmiş. Mesela vagifun gelmiş. Meftuhun gelmiş. Bunlar çoğul değil mi? Şey mi? Burası mı? Evet. Meksurun mesela. Çoğul değil mi? Bu çoğul değil. Şey isim meful olduğu için böyle gelmiş. Ve bunun çoğulu meksuratun diye gelir. Ha, burada vagifun ama şey üçüncüsü çoğul mu? Çoğul gibi geldi vakıfın, sanki. Anlayamadım şimdi. Vakıfın mı dediniz? Vagafeya vagifun olmuş. Nerede üçüncüsünde. O? Ben hani elbabı elbabı var aşağıda ondan sonra elveledü celisün var. Mesela celese hangi, değil mi normalde? Hangi sayfa? Ha, aynı sayfa hocam. Üçüncü alıştırma. Tamam, yok biz tamam kalemdeydik ya. Onun için ben göremedim aşağısını. Şuradaydı. Kalemdeydik. Tam oraya geleceğiz inşallah. Tamam evet. Hocam. Tamam. Bu sanki meksurun da çoğul gibi geldi de o yüzden. Kusura bakmayın. Şimdi bakın meksurun bu fiilin aslı kesera. Meksurun isim meful olduğu zaman mim gelir önüne. Meksurun diye. Mesela ketebe önüne mim, fethalı mim gelmiş mektubun oluyor. Yani mektubun yazılmış demek. Evet. Hocam devam edelim Levent Hocam. Alttan evet, devam edelim. Kırdık şimdi. Evet. El beytu meftuhun. Beytu mu gerçekten o? El ba bir dakika dur. Yukarı aşağı kaydırıyorsun. Yakalayamak zorunda. Ama sen şimdi kendi dosyandan da okuyabilirsin. Yani. El bab. Kendimi açmadım oradan okuyorum. El babu meftuhun. Kapı açıktır. Açıktır evet. Açık vaziyettedir yani. Açık tabii açıktır. Meftuhun. Şimdi deminki soruya gelelim. Meksurun meftuhun. Bak meftuhun bu da isim meful. Yani edilgen. Birisi açmış kapıyı. Ama bilmiyor isminin açtığını. Meftuhun. Feteha'dan geliyor değil mi? Feteha'dan. Fethe, Fatih. Feteha. Evet. Evet. Feteha. Emsile çekmeyi de yani öğrenirseniz çok iyi olur sizin için. O zaman kelimelerin nereden geldiği çok iyi anlaşılıyor. Çok güzel oluyor. Yani az bir şeyi öğrendiğin zaman çok şey öğrenmiş gibi oluyor. Mesela Feteha. Feteha. İsim, fiil-i mazı açtı. Yeftahu açar veya açacak. Veya açıyor. Bu anlama da geliyor. Yani hem geniş zaman hem şimdiki zaman iki anlama geliyor. Ya da gelecek zaman içinde kullanılıyor. Fasih Arapçada. Fethan ya da Fethun açmak. Fethun açmak. Fatihun açıcı. Bak bu şey aktif. Aktif yani etken bir ismi fail bu. Fatihun açıcı. Açıcı. Değil mi? İstanbul'un fethini düşünün. Fatihun açıcı.
Meftuhun açılmış. Yani Fatihun da açan belli, Meftuhun da açan belli değil ama açılan belli. Elbab ortada ama kimin açtığı belli değil. Onun için isim mef'ul bu yani pasif. Bu işi hocam, birisi yap. Kapının yani bir suçu yok bunda açılmış olmasında. Evet buyurun. Ben İmam Hatip mezunuyum. Bir de açık iki yıllık ilahiyat okudum ama bu şeyleri ben bilmiyorum maalesef. Ve bunları nerede bulacağımızı ya da ezberleyebileceğimiz kelimeleri gönderebilir misiniz? Şimdi, bu şekilde bize hiç ezberlettirilmedi. Şey sadece mazi muzari işte hüve hümehüm onlar. Maalesef bu şekilde hiç öğrenmedik. Tabii doğrudur çünkü onlar haftalık ders yaptığı için İmam Hatip'te başka dersler de olduğu için ağırlık verememişlerdir. Ama ben ilk başta bir videolar göndermiştim yani onlara bakarsanız işe yarar. Sonra şey var, emsileyi anlatan videolar da vardı. Hatta bu sayfanın başında olması lazım. Yani bu üniversitenin Arapça sayfası var ya. Arapça dersi gösteren. Orada vardı sanki. Evet. Buyurun. Liste şeklinde var mı acaba demiştim. Video harici. Ne? Bir tane şey var. Ben şey yapayım. Tekrar bakayım da böyle emsile var da. Yani emsile de bayağı bir 15-20 sayfa bir kitap yani. Mesela Feteha var değil mi? Feteha, mazi, muzari. Ama bu da bunların kendi aralarında şeyi var. O 14 sigası var. Hani o açtı, onlar açtılar, biz açtık, siz açtınız, açar mısınız? Yani 14 siga var. Hani 14 böyle tevafuk. Hani ben size hocam haftalık bir şey ezberlemeye razıyım ben kendi adıma. Bir kelime bile ezberlesem bütün şeyleriyle benim tabii, için tabii. İyidir yani. Çok çok faydası var yani şimdi emsile çok önemli. Temel bir kitap. Onu bir ara bakayım da şey yaparız. Rahat rahat bakayım ben ona. Şimdi burada da bu ism meful dedik. Ha, el kaldıran buyurun hocam bir şey mi söyleyeceksiniz? Hocam ben kaldırmıştım elimi de söyleyecektim. Tek. Hocam herhalde şey öyle şey oldu. Kasıtsız hocam, öyle denk geldi herhalde. Ben kaldırmıştım elimi. Yok bir kalkık el var. Yani yeter hocam evet. Yeter. Anladım. Hocam galiba önceden kalmış olabilir. Hı. Silebiliriz. Tamam. Şimdi bir de şey var hocam. Siz 08 yazmışsınız. Şimdi 08 o 8'de başlayan dersler içinde de buraya 10 yazarsanız daha iyi olur. Yani saati 10. Hani 08 yazmışsınız da. Tamam hocam. Onu değiştireyim. Tamam. Şimdi buraya kadar sorusu olan bak 5 dakikamız kaldı. Zamanla ne çabuk geçiyor. İnsan iyi bir şey yaptığı zaman ya da sevdiği, beğendiği bir şey yaptığı zaman geçiyor yani. Çok değerli zaman. Şimdi bunları meksurun, meftuhun, ism-i meful dedik. Yani ism-i meful önlerinde mim geliyor bakın. Bunların hep önlerinde mim vardır. Feteha meftuhun. Değil mi? Sonra T ile H arasında bir vav geliyor. Meksurun, meftuhun. İsm-i fail de el-veledu. El-veledu câlisun. Bak câlisun. Vel-muderrisu vâkıfun. Bu da celese, yeclisu, culusen, culusen denir, culus. Yani mesela şey derlerdi eskiden işte falanca padişah şöyle şöyle culus etti yani tahta oturdu anlamında. Culus merasimi. Oradan geliyor işte. Celese, yeclisu, culusen. Culusen mastar, celesenin mastarı. Evet, culus merasimi işte değil mi? Şeyden Eyüp Sultan'a gidip orada kılıç kuşanma falan. Vel müderrisu vakıfun. Müderris öğretmen de ne yapıyor? Vakıfun. Yani dikiliyor bir yerde. Yani vakafa yakıfu diye gelir o. Arafat'ta vakfaya duruyor. Efendim?
Anlayamadım. Arafat'ta vakfeye mi duruyor? Vakfe, evet. Vakfe, yakıfu vakfeten diye gelir. Ondan sonra emri hazır da, yani imperatif de kıf olarak gelir. Böyle Arapçada trafik işaretinde kıf yazar. Stop demek o. Dur demek ya. Kaf ve fe, kıf. Vakfe, yakıfu olduğu için emir kıf diye gelir. Nehisi de la takıf. Yani burada dikilip durma, la takıf, devam et anlamında. Ama kıf, dur. Stop. Şu şeyleri de okuyalım mı? Şu satırları, gönüllüler öncelikli olmak üzere. Hocam niye vakıfın diye geldi sanki, onu anlatacaktınız, ben mi kaçırdım onu? Hangisi? Câlisun mu? Evet, câlisun ya da vakıf. Câlisun dediğim gibi ismi fail, yani aktif, etken bir kelime, bir isim. Câlisun ismi fail. Hocam bırakmak demek değil mi? Koymak mı demek? Celesi. Câlisun yok. Şey, değil mi? Oturan demek, oturuyor. Hani demin de dedik ya, padişahlar cülus etti diye eskiden öyle tarihlerde ibareler geçerdi. İşte şöyle şöyle şunları yaptı, cülus etti. Şu da tarihte tahta oturdu anlamında. Oradan geliyor yani. Câlisun. Yani çok kelime var dediğim gibi. Kâtibun, yazıcı. Fatihun, açıcı. Şâribun, içici. Yani ayyaşlar için ne derler? Evet. Şâribul leyli ve nehâr. Gece gündüz içiyor. İçen anlamında. Şâribun. Hocam herhalde şurası anlaşılmadı galiba. Elvelidü câlisun demek. Evet. Çocuk oturuyor. Oturur vaziyette. Evet. Bunu mu sordunuz? Vel müderrisü ve müderris hoca da ayakta. Evet, ayakta. Vakıf. Dikiliyor anlamında yani. Dikiliyor. Hareket etmiyor yani. Ayakta dikiliyor, duruyor. Bu muydu anlamadığınız? Hocam veledün olsaydı celese nasıl gelecekti? O zaman şey olurdu. Veledün diye onu fail olarak almak istiyorsan o zaman ya da yeclisu. Yeclisu veledün. Bir çocuk oturuyor anlamında. Yeclisu fiil-i muzari yani. Oturuyor. Şu an oturuyor. O zaman belirli gelirse eğer isim çekimi... O zaman belirli gelirse yeclisul veledu olur. Yeclisu el veledu. Yani o çocuk oturuyor. Herhangi bir çocuk değil de o çocuk oturuyor. Bir dakika, o zaman ben anlamadım. Veled başta olursa... Velet başta olursa bu isim cümlesi yani. Tamam. Her ikisinde de başta olsun. Birisinde elif lam gelmesin. Veledun gelsin. O zamanki okunuş şekli soruluyor değil mi? Veledun yeclisu. Yani veledun yeclisu. Veledun yeclisu. Veled çocuk oturuyor anlamında. Şimdi buradaki câlisun hangi kalıpta gelmiş oluyor? Fa'ilun kalıbında. Fa'ilun. Fa'ale yef'alu fi'olen fa'ilun yani. İsmi mef'ul de mef'ulun diye geliyor. Mim geliyor. Tamam. Fa'ilun. Hani vezinler var ya. Fa'ale yef'alu. Evet. Fa'ilun mef'ulun lem yef'al lemme yef'al. İf'al la tef'al falan diye böyle devam ediyor. Mef'alun mef'alun fa'aleten fi'leten. İsmi tasvirler var mesela değil mi? Fuaylun. Hocam burayı bir örnek gönderseniz de bu faale kalıbında biz örnekler yapsak. Faale kalıbında. Hmm. Yani şu celisin kalıbında yani faailun. Faailun. Tamam faalun. Olur. Ama o zaman. Ben kendi adıma şu an mesela en az 5 örnek yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bu konu aklıma geldi. Tamam. O zaman resmi şeyi kaydı kapatayım ben. Şimdi vakit geldi. Ondan sonra devam edebiliriz isteyen olursa. Tamam mı? Evet. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.